Realdasız Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Avropa İttifaqının birgə layihəsi çərçivəsində Azərbaycana 600-dən çox avadanlıq gətirilib və həmin gətirilən avadanlıqlar yerli səhiyyə qurumlarına təhvil verildi. Təhvil təhsil mərasimində Səhiyyə Nazirliyinin və təbibin rəsmi şəxsləri iştirak etdilər. Qeyd edim ki, gətirilən avadanlıqlar daha çox vaksinasiya prosesi üçün nəzərə tutulub və həmin avadanlıqlardan 100 dənəsi soyuducudur ki, bu da ölkədəki vaksinasiya prosesində soyuq zəncirləmədə mühüm tövbəyə yararlı olacaq. Hazırda mənim yanımda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Hande Harmancı var. Daha ətraflı məlumatı Hande Harmancıdan alacaq. Hande xanım, xoş gördük. Bugün 600-dən çox avadanlıq gətirdi və artıq Səhiyyə Nazirliyi və təbibə yerli qurumların istifadəsi üçün təhvil verildi. İstərdim bu barədə ətraflı məlumat verəsiniz. Əlbəttə, bu Avropa İttifakı ilə birgə işlədiyimiz bir layihə. Bu bağlamda Azərbaycandakı soyuq zəncirin kuvvetləndirilməsi için bir takım avadanlıklar getirdik. Bunlardan en önemlileri büyük hacimli soğutucular. Bunların bir kısmını tabibe tahvil verdik. Bir kısmını Səhiyyə Nazirliğine, bu Gigiyana ve Epidemiologiya merkezlerinde kullanılmak üzere. Burada bu şeyler güvenli ve tehlikesiz bir şekilde peyventler saklanabilecek. Bir de gördüğünüz gibi burada taşımak için, peyventlerin taşınması için özel kutular var. Bunlardan da özellikle tıp müesseselerine, polikliniklere verilecek peyventlerin yine tehlikesiz bir şekilde taşınmaları için. Bütün bu soğuk zincir meselesi çok önemli çünkü peyventlerin sizin kolunuza gelene kadar geçtiği süre boyunca belli temperatür aralıklarına tutulmaları gerekiyor. İşte onu temin etmek için bütün bu topladığımız datanın, bilginin rakamsallaştırılması için de bir takım kompütürler, laptoplar ve bunun gibi bunların güzel işlemesini sağlayacak yine avadanlıklar yine tahvil verildi. Bütün bunlar rayonlar düzeyinde, bütün gemlerde bu kompütürler olacak. Ayrıca bunların nasıl kullanılacağına ilişkin bir takım talimlerimiz de olacak. Bu sadece COVID vaksinleri için değil, normal peyventler için de önemli bir şey bu soğuk zincirin tekmilleştirilmesi, güçlendirilmesi. Biz hem Səhiyyə Nazirliği hem tabiple birge işlemeye devam edecek bu konuda. Hande Hanım, hazırda Avropa ölkələrində və Çində koronavirusla bağlı epidemioloji vəziyyət pisləşməyə doğru gedir. Azərbaycandakı epidemioloji vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz və ümumilikdə dünyadakı hazırda koronavirus mənzərəsi necədir? Teşekkür ederim. Öncelikle şunu söyleyerek başlayayım. Koronavirüs henüz bitmedi. Ne yazık ki bitmedi. Bir soğuk algınlığı seviyesine inmedi. Hala dünyada engellenebilecek çok ölüm oluyor. Dediğiniz gibi Avrupa ülkelerinin bazılarında keskin artışlar görülüyor son zamanlarda. Hatta Avrupa bölgesinde bütün dünyanın yaklaşık yarısı kadar vakalar Avrupa bölgesinden çıkıyor. Bu da bizi tabii biraz endişelendiriyor. Azerbaycan'a bakacak olursak biliyorsunuz epey bir süredir burada rakamlar çok azaldı. Bu memnunluk verici bir şey. Hastanelerin üzerindeki yük azaldı, ölümler azaldı. Bütün bunlar bizi tabii çok memnun ediyor. Ama şimdi bu fırsattan istifade, özellikle şimdi şu ana kadar peyvent kabul etmemiş yüksek riskli insanların peyventlenmesi çok önemli. Çünkü siz hastalık geçirmiş olsanız dahi, daha önce peyvent olmuş olsanız dahi, burada Səhiyyə Nazirliğinin ve tabibin önerdiği şekilde bu peyvent kabulünü devam etmemiz lazım. Özellikle 65 yaş üstü, immüniteti baskılanmış insanlar, Səhiyyə işçileri, çünkü bu peyventin immüniteti de giderek aylar içinde azalıyor. Özellikle omikron ştamı, şimdi dolaşan ştam, bu insanlar arası yoluhmayı çok iyi engellemiyor. Ama neyi engelliyor? Ağır hastalanmayı, ölümleri kesinlikle engelliyor. Onun için diyoruz ki 65 yaşın üstündekiler, Səhiyyə işçileri, peyvent hala çok önemli. Ve biz kendimiz bundan sonra ne olursa olsun seçebiliriz. Neyi? Mesela çok insanın olduğu yerlere girdiğimizde maskadan istifade etmeyi, metroda, otobüste mesela, sık sık havalandırmayı, bulunduğumuz ortamları. El hijyenasını unutmayalım. Bundan sonra hayatımızın içine alalım. Yani görünür şekilde çirklenmesini beklememiz gerekmez. Sık sık ellerimizi temizlememiz lazım. Henüz bitmedi. Yani özetle onu söylüyorum. Henüz COVID'in pandemisinin dışına çıkmadık.
devam etmemiz lazım. Ama ne güzel ki yay yaz geliyor, değil mi? Daha açık havada olacağız. İnşallah daha hem ruhlarımız daha mutlu ve aydınlık ve ferah olur. Ama yine kendimizi ve sevdiklerimizi korumaya devam etmemiz lazım. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bəli, qeyd edim ki, müsahibim Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Hande Harmancıydı. Bir daha xatırladım ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Avropa İttifaqının birgə layihəsi çərçivəsində Azərbaycana 600-dən çox avadanlıq gətirilib. Bizim bu saatı çatdıracaqlarımız bu qədər. Siz isə kanalı dəyişməyin və ölkədə, dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, Real TV-nin efirini izləməyə davam edin.